Efendim, Yüzyılın Ordusu Ordu Tanıtım Günleri'nin 12.'si düzenleniyor. Ben de bugün ilham veren kadınlar olarak Ordu Tanıtım Günleri'nde bir ordulu olarak ağırlıkta ordulu kadınları biriktirmiş olduğum kitabımda İlham Veren Kadınlar kitabımın lansmanındayım efendim. Hepinizi bekliyorum. Ayrıca burada çok değerli sanatçımız, THM sanatçımız Gülay Şenkal hanımefendi burada. O kitabı sadece almadı. Gördüğünüz üzere onun da hayatı yer alıyor. İlham veren bir kadın olduğu için öncelikle kendisine teşekkür ediyorum ve duygularını almak istiyorum. Evet, bugün 12.'si düzenlenen Ordu Günleri İstanbul Yenikapı'da çok büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Hepimiz orduluyuz. Bugün 4 gün boyunca bizim bayramımız. Sloganımız Yüzyılın Ordusu diye hep bütün ordulular Yenikapı'dayız. Şimdi çok duyguluyum. Evet, gözlerin ışıl ışıl. Heyecanlıyım. Biraz buğulandı. Aynen öyle oldu. Benim hayatımı da kaleme alıp bu şekilde dizelere sığdırdığın için sana çok teşekkür ediyorum. Çünkü çocuk gelin, evet, yarım kalan bir hayatı çocuk yaşta devralan bir kadın olarak hayatımda tabii ki üzülerek yaşadığım çok şeyler oldu. Ve bunu tekrar kitapta, hayatımı kitapta okumak çok başka bir şey olacak benim için. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben de ilham veren kadın olduğun için teşekkür ediyorum. Hala umut saçtığın için, o güzel enerjine, hala durmayışına ve sanatını çok güzel yapışına ve sana burada destek veren çok değerli abimi de eksik görmeden. Ondan bahsedeceğim zaten. Ne olursa olsun ben 17 yaşında çocuk gelin oldum ama eşim de 17 yaşındaydı. Biz çocuk evlendik. Biz hayatı beraber yürüdük. Biz zorlukları beraber aştık. Biz her şeyin üstesinden beraber geldik. Biz birbirimize anne, baba, bacı, kardeş, eş, her şey olduk. Her şey olduk. Beraber yürüdük. Ve bundan sonra hep diyoruz ki kalbimizi güzel tutacağız. Hiçbir şeye kirletmeyeceğiz. Hayatı güzel yaşayacağız. Söz verdik. Abimi de ağlattık, iyi mi? Evet. Ya kıyamam sizi. Zaten az önceki Kenan Börek üstadımız babam Türküsü söyleyince çok duygulandım. Burası da gelince, bir de siz sürprizi yapınca Serap Hanım. Ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Ordumuzun, Yüzyılın Ordusu'nda gerçekten sürprizlerle karşılaşıyoruz. Ben unuttum, galiba söylemiş miydim Ordu Günü yetiştireceğim diye bir şey, ama gerçekten yetiştirdim. Sürpriz, evet, oldu, çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum sana. Ve sürpriz oldu gerçekten. Dün ben buradaydım. Baktım, göremedim. Dün yetiştiremedim. Bugün şok oldum ve çok mutlu oldum. Sen hep var ol, tamam mı? Benim hayatım. Teşekkür ederim. Benim bu kitaptan hiçbir maddi kazancım yok. Bana getireceği manevi değerler ve sizin gibi kaliteli hayatların insanlara ilham vermesi bir amacım vardı. Bir misyon edinmeye çalıştım. Umarım arkasında da belirttiğim gibi amacımı sizlere ulaştırabilmişimdir diyorum. Gülay Şenkal'ı 10 sayfaya sığdırmış ama Gülay Şenkal bir kitabı daha almaz. Format gereği kısaydı. Yok, şey olarak söyledim. Evet. Gerçekten 10 sayfada bizim için yani çok şeye sığdırmışsınız, bu kadar çok güzel olmuş. Ama gerçekten hayatımız çok şey geçti. Roman olacak. Roman olacak. Acısıyla tatlısıyla çok şükürler olsun. İyi şeyler de oldu, kötü şeyler de. Güzeller yazılacak. Bundan sonra, evet. Bir de sizlerle de bir bizim güzel bir sürprizler, bir şeylerimiz olacak. Daha sonra kendi aramızda onu konuşuruz. Ay, ben de heyecanlandım. Siz olduğunuz sürece, yani sizin gibi insanlar yanımızda olduğu zaman yani aşılmayacak bir şey yoktur. Bence kalbi güzel olan herkes bir gün kazanacak. Siz de kalbinizin ekmeğini yiyorsunuz. Ben sizi iyi ki tanıdım. İyi ki varsınız. Varlığınız daim olsun. Şu Ordu Tanıtım Günlerine en yakışan yıldız insanlardansınız benim için. İyi ki varsınız. Ne dedin az önce? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurdan. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinledim tüm şarkılarda. Bana her şey hatırlatıyor.
teşekkür ettik. El sallıyoruz ve herkese yarın ve pazar günü de olmak üzere standıma bekliyorum. Evet, herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz.